Düşük göz kapağına sahibim bana simli makyajlar yakışmıyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Büyük ihtimalle nasıl nereye süreceğinizi bilmiyorsunuzdur. Burada size her şeyi öğreteceğim. Ayrıca şu görmüş olduğunuz kahverengi kalemi de göstermiş olacağım. Ve bu ikisinin birleşimi harika bir makyaj olacak. hücre ücretsiz dersleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun ve beğeni bırakmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. arkadaşlar, hoş geldiniz. Burun ameliyatımdan sonra bir değişime uğradım ve bu sefer dedim ki kaşlarımı da alayım. <laughs> kaşlarımı da aldırdım. İlk defa bir profesyonel yardım aldım uzun süreden sonra ve neden önceden yapmadım dedim yani öyle söyleyeyim. Bu brow setter'ı, benefitimi bu brow setter'ını beğenmiyordum çünkü ufak ufak böyle tüyler vardı. Sarı sarı da olsa onu sürdüğümde hiç güzel bir görüntü oluşturmuyordu. Şimdi aşık oldum bu jele. Ve neden insanların bu kadar çok sevdiğini anlamış oldum. Çünkü gerçekten efsane tutuyor kaşları. Ve tabii egzersizimizi de yapıyoruz tabii. Kaşları böyle yukarı doğru kaldırarak az önce gördünüz ya o egzersiz çok önemli. Şimdi Lovely markasının bu liquid Cam Camouflage konuşamadım. Bu concealer başlayacağız bu kapatıcıyı şöyle gözümün altına uygulayacağım. Tabii yeni sistem biliyorsunuz azıcık azıcık uyguluyoruz. Eskiden kocaman kocaman uyguluyorduk. Ve tabii ki ellerimle dağıtacağım bunu parmaklarımla. Bu arada ojelerim nasıl? <laughs> yani şu jel manikürü yaptırdıktan sonra gerçekten eski klasik manikür yaptıramıyorum ve bu beni çok yoruyor. <laughs> Neyse. Şimdi konumuza geri dönelim arkadaşlar. Bu şekilde ben parmağımla dağıtmayı çok seviyorum. Yani bu hiçbir süngerin, hiçbir fırçanın yerini almıyor. Eskiler işini biliyormuş deyip. <laughs> tekrardan bir farkı göstereyim size. Çok güzel yani tenim gibi oluyor resmen. Bunu gözümün üzerine de süreceğim. Bunun bir tık böyle nasıl söyleyeyim. Çizgilerin arasına dolma meyili var. Bunun nedeni de çok nemlendirici bir yapısı olmasından kaynaklanıyor. O yüzden ben pudrayla bunu yerine yerleştireceğim. Ay konuşamadım. Yerine yerleştireceğim güzelleştiriyorum bu şekilde. Çünkü dedim ki bu Blue Me paletini kullanacaktım sadece. Bu beyaz bana çok beyaz gelir dedim. Aman Allah'ım. Sonra kullandım dedim ki bu bildiğiniz Mac'in Enfesize pudrasının aynısı tıpkısının aynısı belki de muadili hani ki kobi tık daha ucuz mu artık fiyatlar gerçi benim kafamı çok karıştırıyor bilemedim şu an neyse sonuç olarak bu şekilde öz makyajım için baz oluşturduktan sonra hemen fara geçiyorum ama benim far allığım oldu bunun nedenini de açıklayayım genellikle pembe tonları kullanırken böyle pembenin ya da turuncu da olur hiç fark etmez tonları tutmuyor ya yani gözüne sürdüğün o turuncuyla yanağına sürdüğün o allığın turuncusu tutmuyor bunun için efsane bir tiyo bence nedir o? Allığınızı fara dönüştürmek ve bu şekilde de uyumu sağlamış oluyorsunuz. Göz makyajınızda allığınız uyumlu oluyor. Şimdi ise görmüş olduğunuz üzere flormar'ın bir kalemini kullanıyorum. İçerisinde sarı ışıltılar var bunun ve gerçekten çok güzel durduğunu düşündüğüm bir e, kalem oldu ve bunu böyle tırnağımızın ucuyla bu şekilde hani o sivri görüntüsünü, eyeliner'ın o sevilen sivri görüntüsünü yaratmak için şöyle tırnağınızın ucuyla tık 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 ittirebilirsiniz. Ve gerçekten çok güzel bir görüntü yakalamış oluyorsunuz. Tabi ben bunu kapatıcı diye destekleyeceğim ama önce gözümün içine de sürüyorum. Ya yani böyle sarı ışıltıları olması, pembenin bu tonu olması hepsinin bir uyumu. Bu şekilde makyajı güzelleştirdi. Gerçekten renkler çok önemli. Tabii ki bunun yanında tüyo ve teknikler de çok önemli. Şimdi gördüğünüz üzere böyle sentetik düz fırçama kapatıcımı aldıktan sonra elimin üzerine sürüyorum. Fazlalığı alıyorum ve bu şekilde tekrar o eyeliner'ın altından geçiyorum. Ve daha da sivri yapıyorum. Bu şekilde gerçekten çok profesyonel duruyor. Çok net duruyor. Şimdi bu paletten şu görmüş olduğunuz simi e alıyorum. Bunu böyle direkt sürerseniz dökülecek. O yüzden ben bu markayı kullanıyorum. Dit e, sim yapıştırıcı ama Nix'in de aynı şekilde sim yapıştırıcısı var. Bunu Türkiye'de bulamayabilirsiniz diye ben Nix'i size linklemiş olacağım. Önce isterseniz yapıştırıcıyı sürün. Sonra, sonra siminizi sürün ya da tam tersi hiç fark etmez. Bu şekilde bir güzel katlanma çizgisinin bitişini saklıyoruz. Ne demek bu katlanma çizgisinin bitişini saklamak? Evet. Biz normalde simi buraya sürmemizin bir nedeni var. Bu düşük gözlü için için bir makyaj olduğundan dolayı biz buraya sürüyoruz. Yoksa güzel görünüyor. Evet ama asıl bu katlanma çizgisinin sonunu saklamak bize ne yapıyor? Gözümüze çekiklik veriyor. Çünkü katlanma çizgisi olması gerektiği yerden biraz düşük olduğu için gözümüz düşük. İtişi saklamamız ve kaşa doğru uzatmamız çizgiyi bizim gözümüze tabii ki de çekicilik kazandırdı. Gördüğünüz üzere ve bu şekilde Kiko'nun yine aynı o koleksiyonu Ocean mi koleksiyonuna ait maskarasını, kıl fırça maskarasını kıl fırça kirpikleri çok daha yoğun gösteriyordu. Silikon fırça ise kirpikleri uzun gösteriyordu. Ben burada kıl fırçayı tercih ettim. Bu şekilde de göz makyajımın artık sonuna gelmiş oldum. Bu şekilde tamamladım. Gerçekten hem simli böyle her yere sürebileceğiniz, artık günlüğe de vurabileceğiniz bir makyaj oldu bence. Hem de geceliğe kahverengi ile pembenin uyumunda zaten anlatılmaz yaşanır. Gördüğünüz üzere bir de yüzüme kullanmak istedim. Çünkü atıl bu yüz paleti. Ve allıkla göz makyajının uyumunu işte anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten eğer ki böyle farınızı uyduruyorsanız çok güzel bir yere götürüyor. Instagram adresimde bu şekilde tiyolar paylaşıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Artık size veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.